Ertan hocam, ses gönderip almanızda sanırım bir problem var. Mikrofonla giriş yapmadığınızı görüyorum. Ertan hocam sunumun altındaki yine A izle tuşuna basarak Ertan hocam, oradan mikrofonu Ses ses gönderip çekebilirsiniz. almanızda sanırım bir problem var. Mikrofonla giriş yapmadığınızı görüyorum. Ertan hocam sunumun altındaki yine A izle tuşuna basarak Ertan hocam, oradan mikrofonu Ses ses gönderip çekebilirsiniz. almanızda sanırım bir problem var. Mikrofonla giriş yapmadığınızı görüyorum. Evet Ertan hocam, sanırım geldiniz. Evet geldim. Herkese günaydın. Günaydın hocam. Tüm katılımcılarımız, 6. oturum salon 1'e hoş geldiniz. Tüm Ertan sunumun oturumumuz altındaki yine A Ertan izle hocamız tuşuna sunumuyla basarak birazdan başlayacağız. Ertan hocam, oradan mikrofonu ses ses gönderip çekebilirsiniz. Evet, almanızda sanırım kameranız bir da geldi problem var. hocam. Mikrofonla giriş yapmadığınızı Kamerada görüyorum. sıkıntı var herhalde ya. Bir türlü şey Evet. yapamadım. Gidip Işık gelip geliyor böyle. Evet. dengesiyle ilgili birazcık aşağı indirebilirsiniz hocam. Belki tamamen sizi odaklayacak. Ya. Gidip geliyor ama olsun. Sıkıntı Yapacak bir veriyor. şey Ben de yok. rahatsız oldum. Dün onun için kapadım şeyi. Anladım. Kapatabilirsiniz hocam. Tamamen sizin seçiminiz. Ben görüntüden gidiyorum hocam. Sunum kontrolü sizde. Başarılar hocam. Başlayabiliriz o zaman. Tabii hocam, Evet. lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Evet, kıymetli katılımcılar, 7. Uluslararası Katılımcı Tohumculuk Türkiye Tohumculuk Kongresi 6. oturumuna hoş geldiniz. Oturuma başlamadan önce özellikle başta sempozyum başkanı Doktor Eren Özden hocamıza ve bütün ekibine, Kaan hocamıza özellikle, o da büyük emekler veriyor. Hepsine teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Gerçekten çok güzel, aksaksız bir organizasyon düzenlemişler. Tebrik ediyoruz kendilerini aynı zamanda. Evet, bu oturumumuzda kıymetli katılımcılar, 4 tane bildir var. İlki benim de içerisinde olduğum Oğuzhan Arasal, Melek Ekinci hocaların yaptıkları serotonin uygulamalarının tuz sitesindeki biber tohumlarını çimleme üzerine etkisi isimli bildiri. Bildiriyi Oğuzhan Aras arkadaşımız sunacak. Oğuzhan Aras arkadaşımız halen Melek Ekinci hocamızla doktora çalışmalarını yürütmekte. Evet Oğuzhan Aras Bey, şey yapar mısınız? Sunuya başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kaan hocam, bu Oğuzhan Aras katılmamış herhalde, değil mi? Öyle gözüküyor. Evet, ben de şu anda listeye bakıyorum. Sizin bilgisayarınızdan girecek diye düşündüm listede görmeyince. Hemen bir kullanıcı arasından kontrol edeyim. Bir dakika bekletiyorum hocam. Tamam, bekliyorum ben. Ertan hocam, kullanıcılarımız arasında yer alıyor. Orada herhangi bir sorun yok fakat şu anda katılmamış durumda oturuma. 2 dakikanızı bir şey yapabilir miyim, alabilir miyim? Tabii ki hocam.
Kambiyo sanki internete girmekte sorun yaşıyormuş da sunuyu ben yapayım, olmadı. Nasıl uygun görürseniz hocam, Tamam, tamam. peki. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, özür dileriz. Bu uygun Rica olmayan ederim, şeyler. estağfurullah hocam. Sunumuzun başta biraz önce de bahsettiğimiz gibi, söylediğimiz gibi serotonin uygulamalarının tuz stresindeki biber tohumlarına çimleme üzerine etkisi. Bu sunuyu siz mi şey yapıyorsunuz? Slaytı ben yapabiliyormuşum. Evet. Sizde hocam Malum tüm kontroller. malumunuz kıymetli katılımcılar, bitkiler doğada bir sürü stres faktörüyle karşılaşmakta. Bu stres faktörlerini biz biyotik ve abiyotik olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Abiyotik stres koşullarında işte düşük ve yüksek sıcaklık, yüksek efendime söyleyeyim su baskını, kuraklık, tuzluluk ve ağır metal gibi birçok faktörler bitki yetiştiriciliği üzerinde olumsuz etki yapabilmekte. Tabi bunların en önemlilerinden bir tanesi özellikle global ısınmayla beraber, küresel ısınmayla beraber kuraklık ve tuzluluk çok önemli yer almaya başladı. Bitki yetiştiriciliğini önemli derecede sınırlamaya başladı. Ne yapıyor peki tuz stresi? Bitki büyümesinde azalmaya yol açıyor. Yaprak gövde ve taze ve kuru ağırlığında azalmaya neden oluyor. Yaprak su potansiyeli, ozmotik potansiyelinde azalma, klorofil ve toplam karotenoid içeriğinde azalma, tilakoid ultratür strüktürünün düzensizliği toplam lipid ve protein içeriğinde azalmaya yol açabiliyor. Yine bunun yanında ortamda aşırı sodyum ve klorür tuzlarının iyonlarının bulunması kalsiyum ve manyezyum içerisinde azalmaya yol açabiliyor. Yine oksidatif oksijen türlerinin artmasına yol açıyor ve bu da bitkinin tepkisi olarak da antioksidan enzim aktivitesi artabiliyor. Yine fotosentetik aktivite üzerinde olumsuz etki yapabiliyor. Ve son olarak da artık besin alımında azalma ve verimde önemli şekilde azalmaya yol açabiliyor topraktaki ya da sulama suyundaki tuzluluk. Yansıda kısaca tuz stresinin etkilerini görebiliyoruz. Ana olarak iki şekilde etkiliyor. Bir tanesi ozmotik stres, biri de iyonik stres. Ozmotik stres sonucunda su alamıyor bitkiler. Buna fizyolojik kuraklık da deniyor. Diğer iyonik strese iki şekilde olumsuz etki ediyor. Bir tanesi ortamda biraz önce de söyledik, sodyum ve klor tuzlarının fazla bulunması ortamda bulunsa bile potasyum gibi, kalsiyum gibi besin elementlerinin alımını engelliyor. Diğer taraftan da sodyum ve klor gibi tuzlar bitkide toksik etkilere yol açabiliyor. Evet, serotonin konumuzda başlığımızda belirttiğimiz serotonin maddesi aslında bir memelileri de ruh halini, uykuyu ve kaygıyı düzenleyen iyi bilinen bir nötrotransmitter olarak, fizyolojik olarak aktif bir amindir. Halüsinojenik bir ilaç olarak etkisi biyokimyasal, elektrofizyolojik ve davranışsal çalışmalardan iyi bilinmektedir. Bitkilerde ise ilk olarak bir baklagil olan Mucuna pruriens'ten tanımlanmıştır. Daha sonra bu 20 familya arasında 42 bitki türünde de bunun varlığı, serotonin varlığı belirlenmiştir. Özellikle hayvan sistemlerinde çok sayıda rolü olmasına rağmen bitkilerdeki rolü tam olarak aydınlatılmamıştır. Solanaceae familyasına ait olan bazı biber çeşitlerinde 17-18 mikrogram seviyelerinde serotonin içerdiği belirlenmiştir. Bir de bazı çalışmalar bu serotonin uygulamalarının bitkiler tuz stresini iyileştirebileceğini ortaya koymuş. Yapılan bir çalışma mesela ayçiçeğinde serotonin uygulaması birincil kök uygulamasını %20 oranında artırdığı belirlenmiş. Yine turp tohumlarda serotonin uygulaması çimlenmeyi teşvik ettiği söylenmiş, belirlenmiş, rapor edilmiş. Ve abiyotik stres şartlarında serotoninin rolü önemli olduğu belirlenmiş. Özellikle serotonin iyonların kloroplastlara akışını aracılık etme yeteneği, tuzluluk tehdidine yanıt olarak hayatta kalmayı iyileştirme kapasitesine de sahip olabileceğini düşündürmüştür. Evet, yansıda gördüğünüz serotoninin canlı organizmalardaki etkileri, özellikle bitkilerdeki etkiler, işte çiçeklenmeden tutun da tohum çimlenmesini teşvik etme, antioksidan aktivitesini artırma gibi birçok metabolik olayda önemli şekilde etki edebildiği belirlenmiştir serotonin. Çalışmamızdaki temel amacımız farklı tuz seviyelerinin biber tohumların çimlemesi üzerine etkileri ve tuz stresi şartlarında maruz bırakılan biber tohumlarının
serotonin uygulamasının strese tepkisini belirlemek amacıyla yapılmış. Bitkisel materyal olarak biber kullanıldı çalışmada. Serotoninin literatüre dayanarak belirlendi dozları 0, 5, 10, 15, 20 mikromolar olmak üzere. Tuz seviyesi de yine literatüre dayalı olarak 0, 75 ve 150 milimolar sodyum klorür olarak belirlendi. Tohumlar petri kaplar içerisinde kurutma kağıtları arasında 25 santigrat derecede çimlenmeye bırakıldı. Çalışma ısta kuralları esas alınarak düzenlendi. Çalışmada çimlenme oranı, çimlenme hızı, çimlenme ortalama çimlenme süresi, ortalama günlük çimlenme pik değeri ve çimlenme değeri olmak üzere farklı parametreler incelenmiştir. Bulgular kısmına geldiğimizde bu yansıda gördüğünüz serotonin ve tuz uygulamalarının ortalamalarına ait verileri görüyorsunuz. Yansıda gördüğünüz gibi serotonin uygulamaları önemli derecede çimlenme oranını artırdığı, tuz uygulamalarını ise negatif yönde etkilediği. Gerçi 0 ile 75 mikromolar tuzluk arasında çimlenme orası çimlenme bakımından bir farklılık belirlenmemesine rağmen 150 milimolar sodyum klorür uygulaması çimlenme oranını önemli derecede azalttığı belirlenmiş. Yansıda gördüğünüz tüm uygulamaların bir arada değerlendirmesini görüyoruz. Burada da serotonin uygulamaları genellikle çimlenme oranını önemli ölçüde hem tuzlu koşullarda hem de tuzsuz koşullarda önemli ölçüde artırdığını görebiliyoruz. Şimdi çimlenme hızı üzerine etkisini görüyoruz yansıda. Solda gördüğünüz yansıda serotonin uygulamaların çimlenme hızı üzerine etkisi ve serotonin uygulamaları gerçekten çimlenme hızını önemli ölçüde istatistiksel olarak arttırmış. Yani bunun yanında tuz uygulamaları da özellikle 150 milimolar sodyum klorür tuzluk koşullarında çimlenme hızının önemli ölçüde azaldığı belirlenmiş. Tüm uygulamalar bir arada incelendiğinde serotonin uygulamalarını yine gerek tuzlu koşullarda gerekse tuzsuz koşullarda çimlenme hızını önemli ölçüde artırdığı tespit edilmiş. Çimlenme süresi açısından değerlendirecek olursak serotonin uygulamaları çimlenme süresini önemli ölçüde düşürmüş ki bu istenen bir olaydır. Daha kısa sürede çimlenmiştir tohumlar. Fakat tuz uygulamaları çimlenme süresini önemli ölçüde tuz konsantrasyonu artışına bağlı olarak artırdığı tespit edilmiştir. Uygulamalar hep bir arada incelendiğimizde interaksiyonlar görülüyor ve burada da özellikle serotonin uygulamaları tuzlu koşullarda çimlenme süresini azalttığı özellikle S3 uygulamasında görülmüştür, tespit edilmiştir. Günlük ortalama çimlenme sayısı bakımından serotonin uygulamaları günlük ortalama çimlenme sayısını önemli ölçüde artırırken tuz uygulamaları önemli şekilde azalttığı tespit edilmiş. Fakat interaksiyonlar incelendiğinde özellikle serotonin uygulamalarının çimlenme süresini S3 ve S4 uygulamasında azalttığı görülmüş. Pik değeri açısından bakıldığında özellikle S1 ve S2 uygulamaları pik değerini istatistiksel olarak serotonin olmayan kontrol uygulamasına göre artırdığı tespit edilmiş. Yine tuz uygulamaları önemli ölçüde azalttığı belirlenmiştir. Serotonin uygulamaları pik değerlerini bir arada incelediğimizde serotonin uygulamaları özellikle yüksek tuz koşullarında pik değerlerini önemli ölçüde istatistiksel olarak artırdığı tespit edilmiştir. Çimlenme değeri açısından da tüm serotonin uygulamaları kontrol uygulamasına göre bu değeri artırdığı belirlenmiş. Fakat tuz uygulaması tam tersine azalttığı görülmüş. Tüm veriler bir arada incelendiğinde bakıldığında yansıda grafikte görüyoruz ki serotonin uygulamaları özellikle S3 ve S4'te önemli ölçüde azalttığı fakat orta derecedeki şeylerde tuz uygulamalarında artırdığı görülmüş.
Sonuç olarak abiyotik stres koşulları dünya çapında bitki büyümesi ve mahsul verimliliği için büyük bir tehdit olarak kabul edilmekte. Bitkisel üretimi olumsuz etkileyen stres koşullarının verimde %50'den fazla azalmaya neden olduğu bildirilmiştir. Tuzluluk, bitki fizyoloji ve biyokimyasını olumsuz şekilde etkiliyor ve sonuçta da verim ölçüde azaltabiliyor. Çalışmada tuzlu ortamda çimlenmeye bırakılan biber tohumlarında farklı serotonin seviyelerinin tohum çimlemesi üzerine etkisini belirlemesi amaçlanmış. Artan tuz seviyelerinin biber tohum çimlemesini olumsuz etkilediği fakat serotonin uygulamalarını bu olumsuz etki azalttığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre serotoninin çimleme ve yapılması tavsiye edilebilecek fide ve meyve döneminde de biber üzerinde tuz etkisini olumsuz etkilerini azaltmada alternatif bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. Benim sunum buraya kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorusu olan kıymetli katılımcımız hocamız var mı acaba? Yoksa ikinci sunuya geçebiliriz. İkinci sunumuzu Ayşe Türkan hocamız sunacak. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Biyokimya Bilim Dalı'nda 2018 yılında doktorasını tamamlamış hocamız. Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslekçi Okulu Kimya ve Kimyasal İşletme Teknoloji Bölümünde görevine devam ediyor. Sunumunun ismi farklı tuzluk sınıfındaki topraklarda yetiştirilen domates tohumlarında antioksidan aktivite ve tuz stresi arasındaki ilişki. Ayşe Hocam buyurun lütfen. Ayşe Hocam günaydın. Sesiniz şu anda gelemez teknik olarak çünkü sadece dinleyici olarak katılmışsınız. Sunumunuzun altında ahize işareti var. Ona tıklayıp hem dinleyici hem konuşmacı olarak katılabilir misiniz lütfen mikrofona tıklayıp? Mikrofon için gerekli izinleri de verebilirsiniz Ayşe Hocam. Şimdi geliyor mu hocam sesim? Evet hocam geliyor sesiniz. Lütfen buyurun. Tamam hocam şu kamerayı da açayım. Sunumun kontrolü de sizde. Sunumun üzerine gelerek ileri geri yapabilirsiniz. Aynı zamanda mouse'unuzla işaretleme yapabilirsiniz lazer şeklinde. Buyurun tamam hocam, teşekkür ederim Kaan hocam. Sayın oturum başkanım ve değerli hocalarım sunumunuza hepiniz hoş geldiniz. Bu sunumda sizlere farklı tuzluluk sınıfındaki topraklarda yetiştirilen domates tohumlarında bazı antioksidan enzim aktiviteleriyle tuz stresi arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalışacağım. Tuzluluk özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yıkama sonucu yeraltı suyuna karışan çözünebilir tuzların yüksek taban suyuyla birlikte toprak yüzeyine çıkması ve ardından buharlaşma sonucu suyun topraktan ayrılarak tuzun toprak yüzeyinde veya yüzeye yakın bölümünde birikmesi olayı olup abiyotik stres faktörleri olarak bilinen olumsuz çevre koşullarının yarattığı sınırlandırıcı etkilerin en başta gelenlerinden birisidir. Tuz stresi dünyada her yıl çok büyük ekonomik zararlara neden olmaktadır ve ülkemiz topraklarının yaklaşık %5,5'i gibi büyük bir kısmı tuzluluk tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu durum ürün verimi ve kalitesini azalmaya bağlı olarak büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 2030 yılına gelindiğinde kuru ve sıcak bir iklimin Türkiye'nin de dahil olduğu ve Güney Avrupa'yı içine alan bölgelerde oldukça etkili olacağı, bitkisel üretim olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir. Toprak tuzluluğu bitkisel üretimde verim kaybına yol açmakla birlikte doğrudan veya dolaylı olarak tohum verim ve kalitesini de etkilemektedir. Iğdır Ovası yazları sıcak ve kurak geçmesi, yıllık ortalama yağış miktarının Türkiye ortalamasının altında olması ve taban suyu yüksekliği nedeniyle yüksek tuzlanma potansiyeli taşımaktadır. Dünyada yaklaşık 51 milyon dekar alanda 177 milyon ton domates üretimi yapılırken ülkemizde yaklaşık 1.7 milyon dekar alanda 12,2 milyon ton domates üretimi yapılmaktadır. Bu da domatesin dünyada ve ülkemizde en fazla üretimi yapılan ve ekonomik büyüklüğü olan sebzeler arasında olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz daha yüksek verim ve kalite için daha sağlıklı ve güçlü tohuma ihtiyaç duyulmaktadır. Tuz stresi oldukça karmaşık bir şekilde çalışarak birçok metabolik aktiviteyi etkilemektedir. Bitkiler için atmosferik oksijen,
düzeyi oldukça önemlidir. Oksijen normal koşullar altında bitki büyümesi ve gelişmesi için gerekliyken konsantrasyon gereğinden fazla arttığı zaman ölüm ile sonuçlanabilecek hücresel hasarların oluşmasına neden olabilmektedir. Ozmotik değişim sonucunda su noksanlığı oluşmakta ve bu noksanlık süperoksit, hidrojen peroksit, hidroksil radikalleri ve tekil oksijen gibi çeşitli reaktif oksijen türlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Reaktif oksijen türleri stres şartlarında kloroplast ve mitokondrilerde meydana gelen metabolik reaksiyonlar sonucu ve hücrede membran lipidleri, nükleik asitler, proteinler, klorofiller ve diğer makro moleküllere zarar vermektedir. Bitkiler tuz stresiyle meydana getiren reaktif oksijen türlerinden hücreyi korumak için askorbat, glutatyon, alfa tokoferol, karotenoidler gibi antioksidanlar ve katalaz, askorbat peroksidaz, glutatron rediktaz, süperoksit dismutaz gibi antioksidan enzimleri kullanmaktadır. Biz bu çalışmamızda 3 tane enzimi inceledik. Bunlara bakacak olursak süperoksit dismutaz, süperoksit dismutaz enzimi organizmanın karşılaştığı süperoksit radikalini hidrojen peroksit ve moleküler oksijene dönüştürerek organizmadaki süperoksit radikalini etkisiz hale getirilmesiyle rol oynamaktadır. Katalaz temel fonksiyonu hidrojen peroksiti moleküler oksijene çevirerek hücreleri strese karşı kalkan olarak korumaktadır. Yine askorbat peroksitaz enzimi hidrojen peroksite bağlı olarak farklı substratları katalizler. Fakat enzimin fizyolojik substratı askorbattır. Bu araştırmada farklı toprak tuzluluk değerlerine sahip topraklarda yetiştirilen domates bitkilerinden alınan tohumlarda stres koşullarında bitki savunma mekanizmasında görev alan bazı antioksidan enzim aktiviteleri incelenmiştir. Araştırmamız, Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bulunan 6 farklı toprak tuzluluğuna sahip alanda 2 üretim sezonunda yürütülmüştür. Domates çeşidi olarak Iğdır Ovası'nda yoğun bir kullanım alanı bulan yerel genotip süper domates kullanılmıştır. Domates fideleri tesadüf bloklama deneme desenine göre dikilmiştir. Sulama haftada bir kez olarak yapılmış, ekim öncesi toprak işlemesiyle beraber DAP gübresi verilmiş, fide dikiminden sonra 2. ve 4. haftalarda çapa ve boğaz doldurma işlemleri yapılmıştır. Bunların dışında bitkinin yetiştirilme süresi boyunca gübreleme, budalama ve çapalama gibi herhangi bir teknik işlem yapılmamıştır. Yine bizim 6 bölgemiz vardı tuzluluk olarak. Bunlardan U1 ve U2 bölgeler toprak analizi yapıldığında normal. U3 ve U4 bölgelerimiz tuzlu. U5 ve U6 bölgelerimiz ise tuzlu ve alkalı olarak sınıflandırılmıştır. Daha sonra antioksidan enzim çalışmaları yapılmıştır. Bunun için tohumlardan 0,5 gram alınarak üzerine 50 milimolar fosfat tamponu pH7'de 10 mililitre eklenmiştir. Homojenatörde parçalanmış, daha sonra 4 katlı turbentten süzülmüş, elde edilen süzüntü 4 derecede 10.000 RPM'de 1 saat santrifüj edilmiştir. Daha sonra buradan elde edilen süpernatan da enzim ekstraktı olarak kullanılmıştır. Öncelikle protein tahini yaptık. Protein tahinimizi Bradford yöntemine göre belirledik. Bu yöntem komasibirilinat blue G250 proteininin bağlanması esasına dayanmaktadır. Burada standart olarak sığır serum albümini kullandık. Daha sonra numunelerimizde protein tayini yaptık. Katalaz aktivitesi için 3 mililitre kuvars küvet içinde 25 santigrat derecede 2 mililitre 30 milimolar hidrojen peroksit çözeltisi, 0,9 mililitre 50 milimolar fosfat pH7 tamponu ve 0,1 mililitre enzim çözeltisi karışımından oluşan karışımı 240 nanometrede 1 dakikadaki azalışına baktık. Bir ünite enzim 1 dakikada 1 mililitrede 1 mikomol hidrojen peroksitin bozulması için gerekli olan enzim miktarı olarak belirlendi. Spesifik aktivite ise miligram protein başına aktivite olarak belirlenmiştir.
Askorbat peroksidaz, askorbat peroksidaz aktivitesi Nakano ve Asada 1981 önerdiği yönteme göre yaptık. Bunun için 1,6 mililitre 50 milimolar fosfat pH 7 tamponu, 0,2 mililitre enzim ekstraktı, 0,2 mililitre 0,5 milimolar askorbat, 0,2 mililitre 10 milimolar hidrojen peroksit içeren reaksiyon karışımının absorbanstaki azalma, askorbik asidin okside olmasına bağlı olarak 290 nanometrede 2 dakika boyunca kaydedildi. Askorbat peroksidaz aktivitesi dakikada okside olan 1 mikromol bölü mililitre askorbat olarak ifade edildi. Spesifik aktivitesi ise miligram protein başına aktivite olarak belirlendi. Süperoksit düsmütaz aktivitesi. Süperoksit düsmütaz aktivitesi San ve arkadaşlar 1988 yöntemine göre yapıldı. Reaksiyon çözeltisinde 30 mikrolitre 0,6 milimolar ksantin, 20 mikrolitre 0,6 milimolar etilen diamin tetrasetik asit, 30 mikrolitre 150 miligram 30 mikrolitre 150 miligram bölü litre şeklinde hazırlanmış nitroglü tetrazolyum, 10 mikrolitre 400 milimolar sodyum karbonat, 10 mikrolitre 1 miligram bölü mililitre şeklinde hazırlanmış sığır serum albümü, 0,166 ünite bölü mililitre ksantin oksidaz katılmış, daha sonra 100 mikrolitre enzim ekstraktı eklenmiştir. Köre enzim dışındaki diğer çözeltiler eklenmiştir. Daha sonra 20 dakika 25 santigrat derecede inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrasında 50 mikrolitre 0,8 milimolar bakır 2 klorür eklenmiş ve reaksiyon durdurulmuştur. Hem kör hem de numuneler saf suya karşılık 560 nanometrede absorbansları okunmuştur. İnkübasyon esnasında nitroblü tetrazolyumun reaksiyon hızındaki %50'lik inhibisyon bir SOT ünitesi olarak ifade edilmiş. Spesifik aktivite ise miligram protein başına aktivite olarak hesaplanmıştır. Burada da bu toprak bölgelerinden alınan domates tohumlarındaki sonuçlarımız görülmektedir. Enzim sonuçlarımız süperoksit düsmütaz, katalaz, askorbat peroksidaz ve protein 2019 yılı ve 2020 yılı bu şekilde sonuçlar elde edilmiştir. Daha sonra yine spektrofotometrik olarak aktivitelerine baktığımız tohum örneklerini elektroforetik olarak da gösterdik. Bunun için doğal poliakrilamid jel elektroforezi yaptık. Katalaz için doğal elektroforezde estes içermeyen %5'lik yükleme jeli ve %10'luk ayırma jeli kullandık. Jeller hazırlandıktan sonra tanka yerleştirdik. Daha sonra tank yürütme tamponu ile doldurduk. Doğal PET yükleme çözeltisiyle karıştırılan örnekler şırınga yardımıyla kuyucuklara yüklendi ve elektroforez ünitesi buz banyosuna daldırıldı. Daha sonra 30 miliamperde yürütme yaptık. Yarım saat, daha sonra ise 50 miliamperde jeller tamamen yürüyünceye kadar beklettik. Elde edilen jeller 3'er kez saf su ile 10'ar dakika yıkandı. Daha sonra 0,97 milimolar 100 mililitre hidrojen peroksit çözeltisinde 10 dakika bekletildi. Ardından hidrojen peroksitin uzaklaşması için saf su ile tekrar yıkandı. Ve daha sonra %2'lik demir 3 klorür ve potasyum heksasiyonoferrat 3 çözeltisi karıştırılarak jellerin yeşil renk görüldüğü anda çıkartılarak saf suyla yıkandı. Burada da yine 2019 ve 2020 yılına ait tohum örneklerinde katalazın varlığı elektroforetik olarak gösterilmiş oldu. Şuradaki bantlarımızın varlığı katalazın burada olduğunu göstermektedir. Askorbat peroksidaz. Askorbat peroksidaz enzim için doğal pH, miktar ve zilinkas yöntemine göre belirlendi. Yine aynı şekilde jellerimiz döküldü. Ayşe Hocam biraz ilerleyebilir miyiz? İsterseniz tamam. Yöntem kısmını da yapabilirsiniz. Tamam. O zaman şuralar hocam geçiyorum. Yani lütfen. Burada doğal pH yine bu yönteme göre belirlendi. Ve sonuçlar bu şekilde elde edildi. Şuradaki bantlarımızın varlığı yine askorbat peroksidaz enziminin burada varlığını göstermektedir. 2019 ve 2020.
Yine süperoksit bismutas için doğal pH yaptık. Bunu da yine Birch ve Friedrich yöntemlerine göre yaptık. Burada da yine 2019 ve 2020 yıllarında bantların varlığı gösterildi buralarda. Sonuç olarak elde edilen veriler ışığında tuzlu akıllı topraklarda hasat edilen tohumlarda protein aktivitesi düşük belirlenmişken en yüksek protein aktivitesi tuzlu topraklarda alınan tohumlarda belirlenmiştir. Toprak tuzluluğunun bitkide oluşturduğu tuz stresi ile tuzlu akıllı alanda sot ve kat enzim aktiviteleri en yüksek bulunmuşken normal toprak hasat edilen topraklarda sot ve kat aktiviteleri daha düşük hesaplanmıştır. Askorbat peroksitaz enzim aktivitesi normal toprak koşullarında tuzlu alkali toprak koşullarına doğru aktivitenin arttığı gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar toprak tuzluluğu ve alkaliliğine bağlı olarak bitkide tuz stresinin şiddeti arttıkça hasat edilen tohumlarda antioksidan enzim aktivitelerinin de arttığını göstermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayşe Hocam biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok ilginç bir sunumdu. Demek ki stres koşullarında sadece bitkide, yapraklarda, köklerde değil, aynı zamanda meyve içerisindeki tohumlarda da antioksidan enzimleri artabiliyormuş. Evet hocam. Kıymetli katılımcılar, sorusu olan hocamız var mı? Ya alttan chat kısmından da yazabilirsiniz bir taraftan. Oradan da şey yapabiliriz. Soruları cevaplayabilir hocalarımız. Evet. Üçüncü sunumuz doktor öğretim üyesi Ayşe Usanma Bosuyuk hocamız sunacak. Efendim buyurun. Evet hocamız Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne doktorasını 2017 yılında tamamladı. Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslekçi Okulu Kimya ve Kimyasal İşletme Teknoloji Bölümünde görevine halen devam ediyor. Sunusu Epilobium angustifolium yakı otu etanol ekstraktının biyoherbisidal etkisinin belirlenmesi isimli çalışma. Ayşe hocam buyurun. Ayşe Hocam günaydın. Mikrofonunuzu sanırım açmaya çalışıyorsunuz şu anda. Evet, mikrofon simgesine tıkladığınız zaman açılacaktır. Kaan Hocam ses geliyor mu acaba? Evet hocam geliyor çok net. Teşekkür ediyorum. Başarılar. Sunum kontrolleri de sizde hocam. Sunumun üzerine gelip sağ sol ok tuşlarıyla yönlendirebilirsiniz. Tamam hocam. Sayın Oturum Başkanım ve değerli katılımcılar sunuma hoş geldiniz. Öncelikle Iğdır personeli olarak kongre ekibindeki emeğe geçen tüm hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Şurada hocam slide küçük ama görünmüyor. O konuda ne yapalım? Tam ekran. Hocam bir sonraki slide'a geçebilirsiniz bir bakalım. Şöyle geçelim. Tamam burası normal hocam. Epilobium angustifolium yakı otu etanol ekstraktının biyoherbisidal etkilerinin incelenmesi sunumu sizlere yansıtacağım. Her geçen yıl artan dünya nüfusuyla birlikte besin ihtiyacının da arttığı görülmektedir. Bu temel gereksinimin karşılanabilmesi için üretim miktarının artırılması ve birim alandan elde edilecek ürün miktarının daha fazla olması gerekmektedir. Tarımsal üretimde verimi etkileyen en önemli unsurlardan biri hastalıklar, zararlılar kadar şüphesiz ki yabancı otlardır. Tarım alanları içinde ya da dışında bulunmasını istemediğimiz, faydasından çok zararı olan bütün bitkilere biz yabancı ot diyoruz. Dünyada yaklaşık 6.000-7.000 yabancı ot türü olduğu tahmin edilmekte ve bunların 200-300 kadarının tarımsal üretim açısından önemli zararlı yabancı otlar olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise yabancı ot tür sayısı 1.500 kadardır. Kaan Hocam sunumun yarısını göremiyorum ama tam ekran yapamadım. Yarım gidiyorum. Görünüyor hocam. Şöyle yapabilirsiniz. Şuradan açayım. Sunumun sağ alt kısmında. Tamam. Gördüm. Yabancı otlar bitkisel üretim yapılan alanlarda yüksek seviyelerde verimde ve kalitede düşüş ve kayıplara sebep olmaktadır. Eğer bunlarla gerekli önlemler alınamazsa bu kayıplar %100'e kadar ulaşabilmektedir. Yabancı otlar tarımsal üretimde verim ve kaliteyi aşırı derecede azalttıklarından dolayı dünyada kullanılan kimyasal ilaçların %50'sini yabancı ot ilaçları yani herbisitler oluşturmakta. Sentetik kimyasallar yoğun bir şekilde ve sürekli olarak kullanıldıklarında çevre ve sağlık sorunlarına yol açmakta. İşte tarım ilaçlarına direnç gelişimi başlamakta. Gıdalarda biriken kalıntı
tüketicinin sağlığını riske atmaktadır. Yüzeyde ve yer altında bulunan sular kirlenmekte, bu ilaçları uygulayanlar ve çiftlikte çalışanlar için risk oluşturmaktadır. Bu durumlara bağlı olarak insanlarda son yıllarda bilinç artmıştır ve bu yüzden yabancı otlara karşı kullanılan sentetik herbisitlerinin kullanımının azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bu durum son zamanlarda alelopatinin önem kazanmasına ve bütün dikkatlerin de alelopati üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştur. Son yıllarda yabancı otlar ve zararlı böceklerin mücadelesinde genellikle sentetik pestisitlere alternatif olarak alelo kimyasalların kullanımı üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü görüyoruz. Özellikle uçucu yağlarla, ekstraklarla, sekonder metabolitlerle ilgili. Biz de bu bilgiler ışığında ülkemizde kültür alanlarında sorun olan Amaranthus retrophilexus, kırmızı köklü tilki kuyruğu ve Convolvulus arvensis tarla sarmaşığı yabancı otlarının çimlenme ve gelişmeler üzerinde Epilobium angustifolium yani yaka otu ya da mero otu dediğimiz bitkinin herhangi bir engelleyici etkisi var mı sorusunun cevabını bulmaya çalıştık. Epilobium angustifolium yani yaka otu bitkisinin alternatif biyoherbisit üretiminde kullanılabilir olup olmadığını inceledik. Materyal metodumuzu, bitki materyalimizi yaka otuyla tohumlarımız oluşturuyor. Yaka otunu 2021 yılında Temmuz ayında çiçekli dönemde Karsili Sarıkamış ilçesinden topladık. Ve gördüğünüz gibi görselde yaka otunun dağıldığı alan. Peki bu yaka otu nedir? Onagraceae ailesinden olan yaka otu genellikle pembe mor renkte çiçekleri olan çok yıllık bir bitkidir. Epilobium türü Yunanca epi üstünde ve lobos bezelye kelimelerinden oluşmaktadır. Çiçekleri uzun ve kenarlarda olması bakımından bezelyeye benzediği için bu isim verilmiştir. Yaprakları ve gövdesi yeşildir ve yaprakları mevsimsel olarak dökülmektedir. Topladığımız bu bitkileri getirdik laboratuvarda. Gölgede havadar bir yerde kuruttuk ve ekstrakta hazır hale getirerek öğüttük. Kağıt kaselerde muhafaza ederek çalışmaya kadar sakladık. Ekstrakta elde ederken de 100 gram bitkinin üzerine 500 milim etanol ilave edildi. 48 saat boyunca çalkalandı. Kaba filtre kağıdından süzüldü. Rotaryde ve evaporatörde etanol uzaklaştırarak ekstraktımızı elde ettik. Elde edilen bu ekstrak in vitro petri denemeleri ve in vivo sera çalışmalarında yani saksı çalışmalarında kullanılmak üzere artı 4 derecede buzdolabında muhafaza edildi. Tohum materyalimize bakacak olursak Amaranthus retrophilexus tohumlu üreyen tek yıllık otsu bir bitkidir. Bu bitki 1000 ile 5000 adet arasında tohum üretebilmekte ve bu tohumlar 10 ile 40 yıl arasında çimlenme canlılığını koruyabilmekte. Tilki kuyruğunu biz yol kenarları boyunca ekili alanlarda, bahçeler dahil olmak üzere tüm açık habitatlarda görebiliyoruz. Ülkemizde de özellikle ayçiçeği, mısır, buğday, pamuk, şeker pancarı, fasulye, mercimek, sebze kültürleri ve meyve bahçeleri başta olmak üzere çoğu kültür bitkisi alanlarında en önemli yabancı ot konumunda yer alıyor. Convolvulus arvensis tarla sarmaşığı da çok yıllık bir bitkimiz. Hem tohumlu hem de vejetatif olarak çoğalıyor. Bitkinin kökleri toprakta 6 metre çapında ve 90 metre derinlikte bir alana yayılabiliyor. Her bitki 150 ile 600 tohum oluşturabiliyor. Tarla sarmaşığında tahıllarda, bağlarda, yol kenarlarında, buğday, pamuk, turunçgil ve sebze alanlarında çok fazla görürüz. Tohumlarda yüzey sterilizasyonu sağlamak için laboratuvarımıza getirdiğimizde %1'lik sodyum hipoklorette 5 dakika bıraktık. Sonra 5 defa saf suyla yıkadık. Ve çimlendirme çalışmalarında steril plastik petri kapların içine 2 kat steril kurutma kağıdı konuldu. Steril eden tohumlardan 50 adet olacak şekilde yerleştirildi. Petri kaplarına ekstrakların 2,5, 5, 10, 15 mg dozajları ilave edilerek toplamda son konsantrasyon 10 milim olacak şekilde ilave edilip etrafı parafin ile kaplandı. Pozitif kontrol olarak golfen kullanıldı. Negatif kontrol olarak da etanol ve su kullanıldı. Petri kapları inkübatöre konulduktan sonra 7 ile 28 gün periyotlarında takip edilerek çimlenmeler tespit edildi. Kök sürgün boyları ölçüldü. In vivo sera yani bizim saksı çalışmalarımızda da 11 cm çapında ve 10 cm derinliğindeki plastik kapları %50 steril toprak, %30'u torf ve %20'si perlit olacak şekilde her bir kaba 200 gram toprak konuldu. Dezenfekte edilen yabancı tohumlarından her bir saksıya 50 tohum
ilave edilip homojen bir şekilde kaplandı yüzeyi. Çakış sonrası fideler çıktıktan sonra bitkiler 40 bitki olacak şekilde standartize edildi ve yabancı otların çıkış yaptıktan sonra 3-4 yapraklı olduğu dönemde ekstrelerin en yüksekte olan 15 mg konsantrasyon her saksıya eşit oranda ve bitkileri ıslatacak şekilde püskürtüldü. Negatif kontrol olarak yine etanosu, pozitif kontrol olarak da bestamin kullanıldı. Takip eden 28 ve 42 saatlik dönemlerde uygulamada ölen bitkiler kaydedildi. Verilerin SPSS programıyla istatistik analizleri yapıldı. Gördüğünüz gibi hocam burada formüllerim gözükmüyor ama bir formül yöntemimiz vardı. Formüller dediğim gibi burada gözükmüyor. Bu formüllere göre de çimlenmeleri, yüzde kök sürgün boy ölçümleri hesaplandı. Verilerde SPSS analizleri ANOVA testi kullanılarak kök sürgün uzunlukları, çimlenme engelleme oranları hesaplandı ve Duncan çoklu karşılama testine tabi tutularak 0.05 önem derecesine göre de gruplandırıldı. Sonuç olarak baktığımızda Yakoğut etonel ekstraktının iki farklı yabancı otu üzerinde değişen oranlarda çimlenme, köklü sürgün boylarını ve fide gelişimini baskılayıcı etkiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Ve kontrollerle karşılaştırıldığında da ekstrakların 4 farklı dozunun da tohumlarda ve fidelerde istatistiki olarak engellediği saptanmıştır. Baktığımız zaman Petri denemelerinde Amaranthotrestrophilexus çimlenmeyi 2,5 dozunda %52 ve 15'lik dozda %100 etkilediği, bu oranın Convolvulus arvensis'de %32 ile %100 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Ve kök büyümelerinde de aynı oranlar gözükmektedir. Petri denemelerinde bitki ekstraktının 4 farklı konsantrasyonu çimlenmeyi Amaranthus retrophilexus'ta dediğimiz gibi %52 ile %100, Convolvulus'ta da %32.4 ile %100 arasında engellediği ve bu sonuçlara bakılarak bitki ekstraktının konsantrasyon artışına bağlı olarak engelleme oranında paralel olarak arttığı ve herbizital etkinin yabancı ot türüne ve kullanılan konsantrasyon artışına bağlı olarak da değiştiği gözlemlenmiştir. Saksı denemelerimizde de Amaranthus retrophilexus'ta 24. saatte 37.5, 48. saatte %27.4, Convolvulus arvensis'te de 24. saatte 31.6 ve 48. saatte de 12.5 ölüm görüldüğü tespit edilmiştir. Bu da görsellerimiz, ölümlerin meydana geldiği ve ekstraktın ilk 24 saatteki etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. Önerilerimizde yakoğutu türünden elde edilen etanol ekstraktının ülkemizde kültür alanlarında ciddi problemlere yol açan söz konu yabancı otlara karşı kullanılabilecek alternatif biyoherbisit potansiyelinin var olduğu tespit edilmiştir. Son yıllarda organik tarımın kıymeti gün geçtikçe artmaktadır, daha iyi anlaşılmaktadır. Bundan dolayı hastalık zararlı ve yabancı otların mücadelesinde kullanılacak doğal yöntemlerin geliştirilmesinde ve bu ve buna benzer çalışmaların değeri giderek artmaktadır. Doğal bileşiklerden elde edilen tarım ilaçlarının sentetik herbisitlere oranla işte kalıntı bırakmamaları, çevre dostu olmaları ve hızlı parçalanabilme özelliklerinden dolayı önemleri büyük. Bundan dolayı etkili biyoherbisit bulabilmek için ekstrak, özüt ve uçucu yağ çalışmalarına son yıllarda hız verilmiştir ve verilmededir. Çalışmamızdan elde edilen verilerin zirai mücadelede yapılacak daha sonraki çalışmalara yol göstereceğini, ışık tutacağını söyleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir sorumdu. Çok bilgilendiriciydi. Kıymetli katılımcılar, değerli hocalarım, sorusu olan hocamız var mı acaba? Teşekkür ediyorum Ertan Hocam. Ben bir soru sorabilir miyim Ayşe Hocam? Tabii hocam, tabii buyurun. Bu yakoğutu gerçekten sonuçlar çok güzel, çok hoşuma gitti. Önemli ölçüde etki ediyor. Şeylerin, evet hocam. Yabancı otlar üzerine. Hangi özellikleriyle bu etkiyi gösteriyor acaba Ayşe Hocam? Hocam çimlenme açısından soruyorsunuz. İşte protein sentezini engellemeye başlıyor. Çimlenmeyi engelleyip durduruyor iç mekanizmalar mı? Fotosentez solunumu engelleyip herbisital etkisini gösteriyor. Çimlenme hiç. Yani bu toksik etki madde mi salgılıyor? Tabii. İçerisindeki hocam ana aktif maddeler hangisi varsa şu an testini yaptıramadım ben GC'sini. O maddelerle engellemeye başlıyor. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam.
Sıradaki sunumuz Sultan Dere hocamız sunacak. Sultan Dere hocamız Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkiler Anabilim Dalı'nda 2019 yılında doktorasını tamamladı. Halihazırda Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevine devam ediyor. Sunumu domates te farklı tuz konsantrasyonu ön uygulamaların çimlenme ve fide gelişim parametreleri üzerine etkisi. Sultan hocam buyurun. Sultan hocam sanırım katılmadı. Şu anda bakıyorum listede göremiyorum katılımcı listesini Ertan hocam. Ya o zaman yapacak bir şey yok herhalde. Bilmiyorum. Bekleyelim mi? Kaan hocam. Hocam bir iki dakika bekleyelim isterseniz. Ondan sonra genel soru cevap. Ondan sonra da araya geçeriz. Telefonu da varsa eğer bir ulaşabilir misiniz? Bilmiyorum belki internette. Eren Bey'e hemen soruyorum şimdi. Lütfen. Kıymetli katılımcılar, değerli hocalarım, geçmiş bir önceki sunularla ilgili sorusu olan hocamız da varsa alabiliriz beklerken. Sanırım geldi Sultan Hanım. Sultan Hocam değil mi? Geldi herhalde. Evet Sultan Hocam şu anda geldi. Kendisine gerekli izinleri verip. Tamam, günaydın Sultan Hocam. Ortadaki ahize butonuna basıp tekrar sesli olarak giriş yaparsanız sesinizi duyabileceğiz. Evet, şimdi mikrofon butonuna basarsanız sesiniz gelecektir. Evet Sultan Hocam söz sizde. Buyurun. Sunuzu yapabilirsiniz lütfen. Sesiniz gelmiyor yalnız. Sultan Hocam sesinizi alamıyoruz. Yine ortadaki ahize butonuna basıp orada farklı bir mikrofon seçebilirsiniz. Büyük ihtimal birden fazla mikrofon var sisteminizde. Hala gelmiyor. Ahize butonuna basıp farklı bir mikrofon veya mikrofonunuzu seçtiğiniz zaman browser'dan, web tarayıcınızdan da izin vermeniz gerekiyor. Yok hala alamıyoruz. Şöyle yapalım. Ahize butonuna basıp oradan çıkış yapıp tekrar giriş yaparsanız ve size izin sorulursa ona da izin verirseniz sorun düzelecektir diye tahmin ediyoruz. Hayır hala gelmiyor. Farklı mikrofonlar görünüyor mu Sultan Hocam listede? Yazabilirsiniz chat kısmından da. Tamam, oradaki mikrofonları sırayla denemeniz gerekecek. Henüz alamadık sesinizi. Kaan Hocam acaba çıkıp bir daha yeniden giriş yapsa şey yapabilir mi acaba? Orada soruyor sistem çünkü mikrofonu şeyi.
Evet Sultan Hocam, hem çıkış yapıp yani oturumdan ayrılıp internet tarayıcınızı da kapatıp tekrar girebilirsiniz. Orada size eğer izin verdiği bir seçenek çıkarsa ona izin verin lütfen tıklayın. Şu an Bekliyoruz. Sağda üstte 3 noktanın olduğu kısım var. Oraya tıklayıp toplantıdan ayrıl deyip web tarayıcınızı da kapatıp tekrar açıp girebilirsiniz. Evet maalesef online sunumlarda bu tür ufak aksaklıklar oluyor. Özür Ya, diliyoruz bütün katılımcılarımızdan. yok sizden kaynaklı bir şey yok değil Kaan Hocam. Yani şimdiye kadar çok süper gitti. Olur bu kadar. Normal şeylerde bile olabiliyor. Yüz yüze sempozyumlarda bile olabiliyor. Tekrar. Kıymetli hocalarımızın anlayışına sığınıyoruz. Yani sizin de Sultan Hanım'da yapacağı bir şey yok. Kasten yapılan bir şey değil. Onun için birkaç dakika bekleyelim. Önemli değil. Şu anda giriş yaptı. Mikrofon açıldı. Ses tekrar gelmiyor. Büyük ihtimal bilgisayardaki izinlerle alakalı olabilir. Web tarayıcısında bir kere engelli denildiği zaman mikrofon erişimi hafızada kalabiliyor. Sultan Hocam başka bir bilgisayar var mı yan odanızda filan? Aynı şeye gidip bir şey yapabilirseniz. Evet. Chat kısmından yazabilirsiniz Sultan Hocam. Bazen virüs programları veya firewall dediğimiz uygulamalar da engelliyor, izin vermiyor. Evet, Sultan evet. Hocam başka bilgisayar varsa eğer yakınınızda oradan da yapabiliriz. Tren hocam bir şey yazıyor sanırım yardımcı olacak. Evet, browser engelliyormuş. Farklı bilgisayar olabilir Eren hocam. Oturumumuza çok kıymetli hocalarımız da katılmış. İbrahim Duman hocamızı görüyorum, Levent hocamızı görüyorum, Rusar hocamızı görüyorum. Kıymetli hocalarım, başka hocalarımız da var tabii. Siz de hoş gelmişsiniz hocalarım. Hatta bazen Ertan Hocam üniversitelerin proxy dediğimiz engelleyici sistemleri var. Onlar da bazen buna engel olabiliyor. Belki onu da yaşıyor olabilir. O zaman Olabilir. farklı bilgisayardan da giremeyecek. Bakalım Bir birazcık bekleyelim. denesin olmazsa bir şey yaparız yani. Sunusu var burada. O sunusunu şey yaparız. İbrahim Duman Hocam, İzmir'de havalar nasıl? Erzurum'a bile kar yağmadı henüz. Yani mükemmel gidiyor hava şimdiye kadar. İzmir sanırım da çok daha sıcaktır. Sultan Hocam eğer sesimizi alıyorsanız cep telefonu veya tabletten de giriş yapabilirsiniz. Daha hatta sorunsuz girişler oluyor. Evet. Doğru.
Sultan Hocam bir bilgisayardan daha giriş yaptı şu anda. Mikrofon tuşuna basarsanız oradan deneyelim Sultan Hocam. Geliyor mu sesim hocam? Evet. Evet geliyor. Şu ay, anda net geldi. Kusura bakmayın. Yani önemli değil hocam. Özür diliyorum öncelikle. Kusura bakmayın. Eren Hocam ve Kaan Hocam'a ve kongrede emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ediyorum bu arada. Sayın hocalarım ve değerli katılımcılar, ben bugün yaptığım çalışma olan, bir saniye şeyi de açmaya çalışıyorum bu arada, kamerayı da açmaya çalışıyorum. Bir saniye. Bugün size yaptığım çalışma olan domateste farklı tuz konsantrasyonu ön uygulamalarının çimlenme ve fide gelişim parametrelerine etkilerini anlatmaya çalışacağım. Bitkiler bulundukları ortamlarda biyotik ve abiyotik streslere maruz kalırlar. Bu stresler iklim değişikliğiyle birlikte her geçen gün artmakta. İklim değişikliği kurak ve yarı kurak alanlarda toprak tuzluluğunun da artmasına neden olan bir durum. Tuzluluk stresi dünyadaki tarımsal alanların yaklaşık olarak %20'sini etkileyen, tarımsal üretimi sınırlandıran önemli bir küresel faktör haline gelmiştir. Bitkilerin tuzluluk stresi altında farklı fizyolojik metabolik değişiklikler gösteriyor. Bunlar fotosentezin yavaşlaması, stomaların kapanması, su içeriğinin azalması, ozmotik potansiyelinin düşmesi, yaprak klorozlarının klorozu yani yaprak yaşlanması, yaprak dökülmeleri görülüyor. Gövde uzamasında yavaşlama, büyümenin durması, su alımının durması, besin alımının durması, besin yetersizliği, kök büyümesinde yavaşlama gibi problemler ortaya çıkıyor tuzlulukla birlikte. Bitkiler yaşam döngüsünde en önemli aşamayı tohumlarda çimlenme kısmı oluşturmakta. Tuz stresi de özellikle çimlenme aşamasında etkili olabilmekte ve birçok bitki türü tuz stresine hassasiyet göstermektedir. Tuz konsantrasyonunda artış çimlenmenin azalttığı, tuzun olmadığı ortamlarda ise çimlenmenin daha yüksek olduğu bilinen bir gerçek. Bitkilerde çimlenme aşamasında tuzluluk stresine maruz kaldıklarında hızlı ve yeterli çimlenme gösterdiklerinde fide aşamasında daha yüksek direnç gösterebildiği bilinmekte. Kültür bitkilerinde tohum ekimi derinliğinin en fazla 10 santim olması ve ekim yapılan bu kısmın tuzluğun en yoğun olduğu tabak olması nedeniyle tuzluluk kültür bitkileri için önemli bir sorun. Bu nedenle kültür bitkileri içerisinde tohumları direkt toprağa ekilen, yetiştiriciliği yapılan yani bu tür türlerde çimlenme ile ilgili problemler yaşanabilmekte. Tuzluk sorunu yaşanan alanlarda tohum ekiminin normal topraklara kıyasla daha yüksek ekilmesi çimlenme ve çıkış probleminin önüne geçeceği düşünülmekte ve çıkış yüzdesini arttıracağı düşünülmektedir. Domates dünyada yetiştiriciliği yapılan en önemli kültür sebzelerinden biridir. Domatesin yetiştiriciliği direkt tohum ekimi veya fidelerin tarlalara dikilmesi şeklinde olmakta. Direkt tohum ekimi çevresel stres koşulları nedeniyle sınırlanmakta. Yani çevresel stres koşulları, tuzluluk bunun içerisinde. Birçok ticari domates çeşidinin çimlenme ve fide aşamasını etkilemekte. Çünkü tuzluluğa hassas bir türümüz. Tuzluluğun yoğunluğuna ve süresine, toprağın su potansiyeline, tohumun genetik yapısına bağlı olarak direkt tohum ekimi yapılan tuzlu topraklarda çimlenmede gecikme ve engeller yaşanmaktadır. Bu durum tarladaki fide çıkışlarına ve buna bağlı olarak bitki sayısını da azalmaya neden olmakta. Bu da ekonomik verim alınmasını riske atmaktadır. Toprak tuzluluğu az olduğu alanlarda ya yeni tohum ekilmesiyle bir sonraki gidebilecek tuzluğun yüksek olduğu alanlarda çimlenme sorununun daha yüksek olması ve çimlenme zamanının uzaması önemli bir problem haline gelmekte. Tohumun çimlenmeden toprakta kalması tohumun birçok hastalık ve zararlıya açık hale gelmesine neden olmakta ve bu bir noktada çimlenme ile ilgili problemi arttırmaktadır. Tüm bu nedenler ışığında bu çalışmanın amacı farklı tuz konsantrasyonu ön uygulamalarının iki farklı domates çeşidinin çimlenme ve fide gelişimine etkisini belirlemekte. Kullandığımız yani bu çalışma Siirt Üniversitesi'nde yapıldı.
Çeşit olarak Rio Grande ve H2274 domates çeşidi. Uygulama olarak da 5 farklı tuz konsantrasyonu uygulandı. Bunlar 0, 1, 2, 3 ve 4 molar tuz olarak çalışıldı. Sodyum klorür kullanıldı çünkü en fazla hani tarım toprakları için zararlı olan form olduğu için. Burada öncelikle biz tuz uygulamalarını yaptıktan sonra 2 gün bekledik. 2 gün sonunda petri kaplarımızda çeşme suyunda yıkamaya maruz bıraktık. Yani uygulamalarımız 2 gün sürdü. Daha sonra bunlar çeşme suyuyla tamamen tuzdan arındırmaya çalıştık. Ve bunları etüvde 25 derecede çimlenmeye bıraktık. Çimlenme sonucunda biz elde ettiğimiz veriler var. Hızlı da geçmek istiyorum, süreyi zaten yeterince aldım diye. Çalışma sonucunda biz ortalama çimlenme zamanına, çimlenme yüzdesine, çimlenme hızına, fide boyuna, fide çapına, kök uzunluğu, taze ağırlık ve kuru ağırlık parametrelerine baktık. Burada Bulgur'a geldiğimiz zaman çimlenme yüzdesi en fazla olan hani kontrol grubunda görüldü, yani Rio Grande'de. Ve yüzde değişime baktığımız zaman yüzde değişim bizim için önemli, yani uyguladığımız faktöre göre, kontrole göre nasıl değişiyor diye değerlendirdik ve en fazla yüzde değişiminin 4 mol ağırlık H2274 çeşidinde olduğunu gördük ve uygulamalara göre yüzde değişim artmıştır. Yaptığımız çalışmayla farklı araştırıcıların yaptığı çalışmalar birbirine paralellik göstermiştir ve bu da yaptığımız çalışmanın bir noktada destekleyen çalışmalardı. Ve toprak çözeltisinin ozmotik potansiyelinde azalma su alımının engellenmesine neden olduğu için bir noktada çimlenme yüzdesiyle ilgili problemler ortaya çıkmıştır. Çimlenme zamanına baktığımız zaman çimlenme zamanı tuz konsantrasyonuna bağlı olarak birçok uygulamada farklılık göstermiş. Örneğin 1 molarda 12 güne hitap ederken normalde kontrolde 3 günde çimlenen tohum 1 molarda 12 günde %12 artış gösterdi. 4 molarda %75 oranında artış gösterdiği görünmekte. Yani tuz konsantrasyonuyla birlikte çimlenme süresinin uzadığını görmekteyiz. Çimlenme süresindeki artışın nedeni olarak tuz konsantrasyonundaki artışın ozmotik ve iyonik strese sebep olması ve bunun sonucunda da tohumun su alımındaki azalma gösterilebilir. Bizim yaptığımız çalışmalar diğer çalışmalarla yine paralellik gösteriyor. Çimlenme hızına baktığımız zaman çimlenme hızının çeşitler arasında farklılık gösterdiği ve en yüksek çimlenme değişiminin yani hızında azalma görüldü. Rio Grande çeşidinde ve 1 molarlık tuz stresi uygulamasında görüldü ve bu kontrole göre %77.90 oranında çimlenme hızında bir azalma görülmüştür. Diğer uygulamalarda da yine çimlenme hızında azalışlar görülüyor kontrole kıyasla. Çimlenme hızının kontrole kıyasla tuz 10 uygulamada azaldığı, en yüksek azalışın 4 molar tuz 10 uygulamasında olduğu belirlenmiş. En yüksek çimlenme hızının kontrol uygulamasında Rio Grande çeşidinde belirlenirken en düşük 1 molar tuz 10 uygulamasında belirlenmiştir. Bu çalışmayla diğer araştırıcıların yaptığı çalışma benzerlik göstermekte. Üniformatisine baktığımızda çimlenmenin, burada da çimlenme üniformitesi en yüksek Rio Grande çeşidinde kontrol uygulamasında görülürken tuz konsantrasyonuyla birlikte üniformatide farklılık görülmekte ve bunlar azalış şeklinde olmaktadır.
Çimlenme üniformatisi yüzde değişim bakımından sonuçlar değerlendiğinde kontrole kıyasla en yüksek yüzde değişimi 1 molar tuz 10 uygulamasında Rio Grande çeşidinde %78.39 azalış olarak görülmüş. H2274 çeşidinde ise kontrole kıyasla 4 molar tuz 10 uygulamasında görülmüştür. H2274 tuz konsantrasyonu arttıkça çimlenme üniformitesinde yüzde değişimin negatif yönde arttığı belirlenmiştir. Bu çalışmamız da diğer çalışmacıların yaptığı çalışmalarla paralellik yine gösteriyor. Fide büyüme parametreleri değerlendirildiği zaman burada fide boyuna baktığımızda fide boyunun tuz konsantrasyonuyla birlikte azalış gösterdiği, örneğin kontrolde 6.07 santim iken bunun 2 molar tuz konsantrasyonunda 0.94 santime düştüğü ve bitkilerin farklı tepkiler verdiği görülmekte. Aynı şekilde H2274 çeşidinde de 1 molar tuz uygulaması bitki boyunda bir artışa sebep olsa bile diğer konsantrasyonlarda azalış şeklinde bir farklılık görülmüştür. Fide çapına baktığımız zaman da yine fide çapının 1 molar ve 2 molar tuz konsantrasyonunda Rio Grande çeşidinde azaldı. Fakat 3 ve 4 molar konsantrasyonda arttığı görülürken H2274 çeşidinde 2 molar tuz ön uygulaması haricinde diğer konsantrasyonlarda fide çapının azaldığı görülmüştür. Ve 4 molarlık uygulamada %80'lere varan bir azalış görülmektedir. Bu benzer sonuçlar diğer çalışmalarda da görülmüş, yani paralellik gösteriyor çalışmamızda. Fide kökünün köküne baktığımız zaman fide kökünün kontrole kıyasla 1 molar ve 1, 3 ve 4 molar tuz 10 uygulamasında Rio Grande çeşidinde kökün arttığı görülmüş. Bu zaten beklenen bir durum, hani kök uzayıp daha fazla su alma durumunu sağlıyor. Bunun yanında H2274 çeşidinde de 1 molar ve 2 molar tuz 10 uygulamasında kök uzunluğu artarken 3 molar ve 4 molar tuz 10 uygulamasında fide kökünün azaldığı görülmüştür ve %94 oranında azalışlar görülüyor. Ciddi azalışlar bunlar. Kök toprağa direkt temas eden kısım olduğu için tuzluk sitesinde kök uzunluğu önemli bir kriterdir. Tuz sitesinde kök uzunluğu azaldı ve bu azalışın tuz konsantrasyonu arttıkça daha da yükseldi belirtilmiş birçok çalışmada. Yaş ağırlığa baktığımız zaman yaş ağırlığın tuz tuz uygulamasıyla birlikte azaldı. En yüksek azalışın Rio Grande çeşidinde 1 molar tuz uygulamasında görülmüştür. H2274 çeşidinde ise 1 molar ve 2 molar tuz 10 uygulamasında yaş ağırlıkta artış görülürken 3 ve 4 molar tuz 10 uygulamasında azalış görülmüştür. Fide yaş ağırlığı tuz dozu arttıkça azaldığı ile ilgili benzer sonuçlar da diğer araştırmacılar tarafından rapor edilmiş. Fide kuru ağırlığına baktığımız zaman fide kuru ağırlığının 2 molar ve 4 molar Rio Grande çeşidinde uygulama yapıldığı zaman arttı. Bunun yanında H2274 çeşidinde 1 molar, 2 ve 3 molarda kuru ağırlığın arttı. Fakat 4 molar uygulamada kuru ağırlığın azaldığı tespit edilmiştir. Bu benzer sonuçlar diğer çalışmalarda da var zaten, bununla paralellik gösteriyor. Bunun tuz sitesine çeşitli tepkilerde, hani tepkiler var, farklı farklı nedenleri var. İşte hücre zarlarında ve hücredeki hemostaz kapasitesindeki genetik farklılıkların olabileceği, işte bu durumdan dolayı da bitkinin farklı farklı tepkiler vereceği diğer çalışmalarda da gösterilmiş. Sonuç olarak çok şey uzatmadan direkt sonuca geleyim, zaten bunları anlattım.
Sonuç olarak çeşitlerin uygulamalara verdiği tepkilerin farklı olduğu, yani H2274 çeşitlerinin Rio Grande çeşitlerine göre tuz ön uygulamalarına daha toleranslı olduğu fikri oluşmuştur. Ayrıca ileride yapılacak çalışmalarda bu tuz konsantrasyonunun uygulanması durumunda sürelerin kısaltılarak, yani ön uygulama sürelerinin kısaltılarak çalışmanın yapılması önerilmektedir. En azından ben yeni çalışmalarımı bu şekilde yapıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aksaklıklar için de özür diliyorum. Biz teşekkür ederiz Sultan Hanım sunumunuz için. Kıymetli hocalarım, sorusu olan hocamız, katılımcımız var mı acaba? Güray'ım hocam, günaydın hocam. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim kıymetli hocam. Çok sağ olun hocam. Aynen katılıyorum hocam. Gerçekten güzel bir kongre izliyoruz. Uzaktan da olsa gerçekten aksaksız ufak tefek şeyler oluyor ama onlar tabii sistemsel. Estağfurullah hocam. Hocam tamam. Bir mukabil. Biz de herkese çok selamlar söyleriz hocam. Başka bir sorusu olan hocamız var mı? Sanırım yok. Ben de tekrardan bütün katılımcılara sunularından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine kıymetli organizasyon komitesine, başta Eren hocam ve Kaan hocam olmak üzere sayın rektörümüze ve tüm emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Evet hocam, değerli kılarınız için, oturum başkanınız için ben de çok teşekkür ederim. Sayın katılımcılar, bir sonraki oturumumuz 7. oturum Salon 1 ve Salon 2'de paralel devam edecek. Saat 11.00'da hepinizi bekleriz.